Merhaba, sizlere bugün harika bir mürdümeri reçeli hazırlıyorum. İlk demi yıkadım ve çekirdeğini çıkartarak dörde kestim. Bu tarif için 1 kilo eri kullandım ben. Siz daha fazla kullanabilirsiniz. Göz kararı yarısını tencerenin tabanına ekliyorum ve üzerine 2 su bardağı kadar toz şeker ekleyeceğim. Şekerin her tarafına gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Bir gece bu şekilde buzdolabını bekleyecek ve erik kendi suyunu bırakacak. Artan eriklerin tamamını da aynı şekilde üzerine döküyorum ve 2 bardak şekerimi de ekliyorum. Bu tarif için toplamda 4 su bardağı toz şeker kullandık arkadaşlar. Tenceremi hafif sallayacağım. Bu şekilde her tarafına şeker gelmiş olacak. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Bu sayede suyunu salacak ve su eklememize gerek kalmayacak. Bir gecenin ardından görmüş olduğunuz gibi meyve suyunu saldı. Hafifçe karıştırıyorum size göstermek için. Suyunu görüyorsunuz. Şekerler de dibinde zaten. Ve artık ocağımızın üzerine alabiliriz. Kaynayana kadar orta ateşte tutacağım reçelimi. Kaynamaya baştan sonra da kısık ateşe alıyoruz. Kısık ateşte ortalama 20-25 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Üzerindeki oluşan köpükleri de kaşık yardımıyla almaya özen gösterin. Ocağım şu an kısık ateşte ve kısık ateşte ortalama 25 dakikadır kaynıyor. Üzerine çeyrek limon suyunu ekliyorum ve hafifçe karıştırıyorum. Limon suyunu ekledikten sonra da 10 dakikalar daha kaynatıyorum ve sıcak sıcak kavanozları ekleyeceğim. Üzerinde oluşan köpükleri de kaşık yardımıyla alıyoruz arkadaşlar. Rengi harika, tadı muhteşem bir reçel oluyor. Şu anda mürdümün tam da mevsimi. Sizler de alıp bu reçeli bol bol hazırlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde sizlere erik marmelatı paylaşacağım arkadaşlar. Onu da mutlaka deneyin. Bir tatlı kaşığı kadar reçelin suyunu alıyorum ve buzluğa ekleyerek 1 dakika boyunca bekletiyorum. Kıvamını görmeniz için. Kıvamını görüyorsun, hızlı bir şekilde donuyor zaten. Sıcak sıcak kavanozlara pay edelim. Mutlaka kullanacağınız kavanozlar kuru olsun arkadaşlar ve kapakları da yeni olsun. Ben bu şekilde küçük kavanozlar tercih ediyorum ve onlara dolduruyorum. Bu kavanozdan toplamda 4 adet çıkıyor. Bekledikçe kıvamı geliyor. Ağız kısmını mutlaka silin ve kapaklarını sıkıca kapatın. Ben kapaklarını kaynattım arkadaşlar, daha uzun ömürlü olması için. Lütfen sizler buraya kadar izlediyseniz küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Ağız kısımlarını siliyorum ve kapaklarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ben reçellerimi sabah hazırlamıştım. Sizlere akşamki olan kıvamını göstermek istiyorum. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz, isterseniz istediğiniz zaman. Rengi harika oluyor, tadı muhteşem. Sizler de deneyin arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı paylaşın. Sizden sonra deneyen arkadaşlara fikir olur. Kıvamını da görüyorsunuz. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.